Merhaba arkadaşlar. Yeşilçam filmlerini yıllar geçse de severek tekrar tekrar izleriz ve her izlememizde oyunculuklarına bir kez daha hayran oluruz. Hayranlıkla izlediğimiz oyunculardan biri de yakışıklılığıyla öne çıkan Sertan Acar'dı. Peki ya yakışıklı John neden sinemayı bıraktı? Şimdi ne yapıyor? Gelin birlikte izleyelim ve başlarken videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayalım. 1970'li yıllarda Cüneyt Arkın, Yıldız Kenter gibi usta isimlerle birlikte rol alma fırsatı bulan Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Sertan Acar, yaklaşık 8 filmde oynadıktan sonra hayali olan hekimliği yapabilmek için kariyerinin en parlak döneminde sinemayı bıraktı. Daha sonra Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kerpe'ye taşınan Acar, burada kendisini doğaya bıraktı. Acar kurduğu otelde insanları misafir etmenin yanı sıra burada çeşitli hayvanların bakımını da yapıyor. Havanın güzel olduğu zamanlarda ise teknesiyle birlikte denize açılan Acar, hobi olarak balıkçılıkla ilgileniyor. Sertan Acar ve eşi Meral Acar, şöminenin karşısında kahvelerini yudumlayıp sohbet ederek hayvanlarla ve doğayla iç içe yaşıyor. Türk sinemasına nasıl başladığını anlatan Sertan Acar, ilk filmim Ayşecik. Cüneyt Arkın'la baba ve oğlu oynadık. Yeşilçam farklı bir olaydı. Yeşilçam'dan olmaktan gurur duyuyorum. O zaman diş hekimliğinde okuyordum. 1973-1974 senesinde baktım okulda zorluk çekiyorum, mezun olamayacağım, sinemayı bırakmaya karar verdim. Yıldız Kenter gibi bir dehayla da anne ve oğul olarak Fatma Bacı filminde oynama şerefini buldum. En son filmim de Cüneyt Arkın'la Battal Gazi filmi oldu. Ondan sonra kesinlikle karar verdim. 22-23 yaşında sinemayı bıraktım ve hekim olmayı tercih ettim. Sinemaya 1971 yılında adım attım. Zeynep Değirmencioğlu o zaman abimin flörtüydü. Daha sonra aileyle tanıştık. O zaman da bir film yapıyorlarmış. Bana bir teklifte bulundular. Öyle başladım. Yaklaşık 8 filmde oynadım. Hekim olmak için sinemayı bıraktım. Yoksa hekim olamayacaktım. Daha sonra buraya 38 sene önce tesadüf olarak geldim. Burada çok mutluyum. Burada balık tutuyorum. Hayvanlarım var. Bir otelimiz, bir de deniz kenarında bir kafemiz var. Burası benim için bir eğlence. Ailemle güzel günler geçiriyoruz. Doğal bir ortamda yaşıyoruz. Kendimiz ekip biçiyoruz. Arıcılık yapıyorum. Keçilerim, kazlarım, ördeklerim var. Havanın durumuna göre günüm geçiyor. Hava güzelse denize çıkıp balık tutuyorum. Hava yağışlıysa bahçe ya da otel içerisinde kalıyorum dedi. Yeşilçam'dakilerin hepsi birer kahramandı. Pek fazla imkan olmadığı için eski Türk filmlerinin çok büyük zorluklarla çekildiğini belirten Acar, eskiden taş devri, şartlar çok kötüydü. Her şey kısıtlıydı. Dolayısıyla şu andaki imkanlara sahip arkadaşlar daha rahatlar. Dijital olduğu için bir sahneyi defalarca çekebiliyorlar. Eskiden her şey kısıtlıydı. Negatif film çok az çekiliyordu. Bu imkanlarla filmleri bitirmek durumundaydık. Battal Gazi filmlerinin çekimleri yapıldığı esnada başından geçen ilginç bir olayı anlatan Acar, "Unutamadığım bir anım var. Battal Gazi filmleri çekimi sırasında oldu. Rumeli Hisarları'nda filmin çekimi yapılıyordu. Öğlen tatil oldu. Herkes kenara çekildi. Bu arada rejisör benim kuleye çıkıp Osmanlı bayrağını çekmemi söyledi. Üzerimde de şövalye kıyafeti, iki tane de kılıç var. Ben nefes nefese kuleye çıktım. Tam kuleye çıkınca iki tane kadın Japon turist beni gördüler. Az kalsın korkudan kuleden aşağı atlıyorlardı. Film diyorum, sinema diyorum, aşağı atlıyorlardı. Zor ikna ettim" şeklinde konuştu. İnsanların kendisini gördüklerinde hala ilgi gösterdiklerini söyleyen Acar, "İnsanlar fotoğraf çektirmek istiyorlar. Eski anları yad etmek istiyorlar. Ben de onları kırmıyorum. Onlarla sohbet ediyorum. Onların da hoşlarına gidiyor" ifadelerini kullandı. Bizler de Sertan Acar'a sinemaya bıraktığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor ve mutluluklar diliyoruz.